Değerli dostlar, herkese yeniden merhaba. Dün akşam saatleri itibariyle görüntü sosyal medyaya düştü. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Johannesburg'te havaalanı görüntüsü. Nelson Mandela'nın torunları adına gurur duydum. Gözlerim yaşardı. Siyah Afrika'nın ırkçı beyaz azınlık rejiminden kurtuluş mücadelesiyle tanıdığı ve bugün de Afrika'nın en önemli devleti ve en güçlü ekonomisi olarak bilinen Güney Afrika Cumhuriyeti'nin hukukçuları Lahey'deki Yüksek Adalet Divanı'nda İsrail'i soykırımla suçlayan bütün belge ve bilgileriyle, konuşmalarıyla çok takdir topladılar. Gerçekten çok iyi hukukçuları olduğunu Güney Afrika Cumhuriyeti'nin anlamış olduk. Ve o insanları, binlerce insan, bakın anlatırken bile duygulanıyorum, hukukçularını İsrail'in Gazze'deki katliamını soykırım olarak dünya gündemine getiren hukukçularını büyük sevgi gösterileriyle sanki dünya şampiyonu olmuş bir futbol veya onların işte eğer hangi spora meraklıysalar milli takımını karşılar gibi karşıladılar. Bu insanlık için güzel bir şeydir. Niçin biliyor musunuz? Din kavramının şekillendirmediği, sadece vicdanın şekillendirdiği gelişmeler izliyoruz. Yani bir dini grubun öbür dini gruba laf ettiği bir şey değil. İnsanların bir katliam karşısında ortak vicdanla cevap verdikleri yeni bir yüzyıl yaşıyoruz. O kadar değerli ki bu. Çok değerli bir şey. Ve inşallah bu yüzyıl bu sorunları böyle aşacak. Yani Hristiyan, siyahi, Güney Afrikalı, Müslüman, Filistinli'nin davasını bu şekliyle savunarak aşacak bu dünya bu meseleyi. Bu kadar önem veriyorum. Şimdi herkesi bir telaş almış vaziyette. Kimleri? Batılıları, İsraillileri. Çünkü soykırımdan yargılanıyorlar kardeşim. Her an her şey olabilir. Çünkü belgeler, bilgiler gayet sabit. Yapılan açıklamalar net. Uzun zaman mı alır? Uzun zaman alsın. Demokrasinin kılıcı gibi tepelerinde sallanacak bir kavram yarattı Güney Afrika Cumhuriyeti bunları. Ha. Alman hükümet sözcüsü Stefan Haberstreit çıktı, ne diyor? Alman hükümeti Uluslararası Adalet Divanı önünde İsrail'e yöneltilen soykırım suçlamasını kesin ve açık bir dille reddetmektedir. Bu suçlamaların hiçbir dayanağı yoktur. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin Yahudilere karşı gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle Almanya'nın İsrail'e özel bir ilgisi bulunmaktadır. Tabi borçlular. Zaten ben size hep demedim mi? Yıllardır söylüyorum. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yapılanan sistemde Alman Federal Devleti Siyonizmin emrine verilmiştir. O ciddi bir işgal altındadır. Orada öyle her kafasına esen her şeyi yapamaz siyasetçi olarak. Bak adam itiraf ediyor. Ben diyor oradayım. Hükümetimiz İsrail'in kendisini Hamas'a karşı savunması için desteğini sürdürecektir. Alman hükümeti onlarca yıldır olduğu gibi Uluslararası Adalet Divanı'nın çalışmalarını da desteklemektedir. Hükümet o ana duruşmaya taraf olarak müdahale olma niyetindedir. Bunu söyledi, tamam. Tabii dünyadan gereken cevapları aldılar ama bence en anlamlı cevap gerçekten ama en anla yine Güney Afrika'dan geldi. Namibya Devlet Başkanı Doktor Hage Geingos. Yani Namibya'nın lideri diyor ki Alman hükümetinin Gazze'deki İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımı aklama çabasını kınıyor. Almanya'ya öncelikle kendi tarihini hatırlatmak isterim. O tarihte açık bir gerçeği göreceklerdir.
20. yüzyılın ilk soykırımının, 20. yüzyılın ilk soykırımının Namibya topraklarında kendileri tarafından gerçekleştirildiğini anladığımız kadarıyla unutmuş bulunuyorlar. Alman hükümeti Namibya halkına karşı gerçekleştirilmiş soykırım suçunun bugün de ana sorumlusudur. 23 bin masum Filistinlinin öldürülmesini, Gazze nüfusunun %85'inin zorunlu göçe tabi tutulmasını ve Birleşmiş Milletler'in bu bölgede yaşanan ağır insani trajediye dönük raporlarını görmezden gelip bütün bunların sorumlusu İsrail'in Yüksek Adalet Divanı'nda savunulması vahim bir durumdur. Almanya bu açıklamasını ahlaki zeminde savunamaz. Namibya Devlet Başkanı söylüyor bunu. Ya vicdan budur işte. O bütün dini ve siyasi düşüncelerin üstünde bir insani duruştur vicdan. Bu Müslüman ve Arap'ım diyen devletler İsrail'i perde arkasından desteklerken onu anlatmaya çalışıyor. Binlerce kilometre uzaktaki Güney Afrika diyor ki ben varım lan. Ben. Siz diyor Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, diğerleriniz. Oradaki 23 bin Filistinli'yi çoğu çocuk satarken ben buradayım diyor. Hiçbir barış yanlısı insan Namibya Devlet Başkanı. Bugün Gazze'de yaşanılan büyük yıkımın esas sorumlusunu savunamaz. Peki nedir bu Namibya soykırımı? Esasında Herero ve Nama katliamı veya soykırımı olarak geçer. Namibya'nın bulunduğu bölge 1904 yılında, tabii 19. yüzyıldan başlayarak bir Alman sömürge coğrafyasıydı. Ve oraya da Alman Güneybatı Afrikası olarak adlandırılıyordu. Alman Güneybatı Afrikası. Orada bir Alman yerleşimi vardı. Hala var Almanlar. Yani orada Almanya'dan, Avusturya'dan, şuradan buradan gitmiş. Almancası bozulmuş. Afrikaanca diye adlandırılan bir dil konuşan insanlar var. Gittik oraların çekimlerini de yaptık zamanında. Neyse. Şimdi bu Namibya'da Herero ve Nama halkları artık yeter kardeşim ben bağımsız olmak istiyorum deyince bölgedeki Alman komutan General Lothar von Trotha aldığı tehcir kararıyla ilk soykırımın gerçekleşmesinin temelini atıyor. Diyor ki bakın resmi açıklaması. Alman egemenlik alanında yaşayan bütün Herero ve Nama erkekleri vurulacaktır. Geride bıraktıkları kadın ve çocuklara bakamam. Onlar da bu toprakların dışına sürülecektir. Bunlar benim, bu halklara artık son sözlerimdir diyor. 1904-1908 100 bin Herero, 24 bin Nama yerlisi yok ediliyor. Kadınlara tecavüz, çocukları öldürme, erkekleri yok etme, Kalahari çölüne ölüme sürme. Bu Alman toplumunun ve Alman devletinin 2. Dünya Savaşı öncesinde sadece 40 yıl öncesinde Afrika'da gerçekleştirdiği ilk soykırım. Bunu anlatıyor Namibya. Hamas da diyor ki Almanya'nın kendi tarihinden kaynaklanan bir dersle hareket etmesini beklerdik. Bu ülke 20. yüzyılda birden fazla soykırım yapmış bir devlettir. Birincisi Namibya halkına karşı gerçekleşti. Almanya'nın kendi kanlı tarihindeki suçlarının bedelini başka uluslara ödetme gayretini kabul etmemiz mümkün değildir diyor. İşte budur. İşte budur. Tarih gün gelir ya adamın paçasına ya yakasına yapışır.
Türkiye'de paçaya yapışır. Niye? Gel beni kurtar diye. Ama Batılıların yakasına yapışır. Çünkü büyük bir suçtur tarihleri. Hoşça kalın.